Yepyeni bir video ile merhaba diyorum yine sizlere. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüzde köri soslu tavuk var. Köri soslu tavuk için öncelikle kaynamış suya şöyle bir çay kaşığından biraz daha fazla tuz ekledim. Ondan sonra makarnalarımı ekliyorum. Makarna fark etmez. İstediğiniz herhangi bir makarnayı alıp rahatlıkla yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz bu sosta. Ben yarım paketten biraz daha fazla makarna yapacağım bugün. Bir paket yapmayacağım çünkü biz 3 kişiyiz. Bir de tavuk da olunca yanında bayağı fazla geliyor. Şöyle bir bakayım. Nisanur da yanımda tabii ki. Evet, şimdi makarnalarımı öncelikle koydum. Şimdi ben makarnama da tavuğuma da, Nisa yapma anneciğim öyle. Makarnama da tavuğuma da aynı sosu kullanacağım. O yüzden biraz fazla yapacağım. Normalde sade makarnaya kullanmak istiyorsanız şimdi yapacağım. Bir dakika anneciğim. Bu da köri soslu tavuk olacak ya onun için. Normalde sadece ne? Makarnaya kullanmak istiyorsanız bir su bardağı sütle yapabilirsiniz. Hani benim bu sosta kullanacağım malzemeleri yarıya bölersiniz. Ama ben hem köri sosu makarnada kullanmak istiyorum bugün. Hem de tavuğumda kullanmak istiyorum. Böyle köri sosuna doymak istiyorum. O yüzden şimdi biraz fazla yapacağım bu köri sosu. Ya da mesela köri soslu makarnayı bir dakika anneciğim tavukla karıştırırsınız. Yine bu kadar malzeme kullanmalısınız. Evet, söyle Nisanurcuğum. Şimdi sen söyle. Ne yapacağız seninle bugün? Şimdi makarna yapacağız. Evet. Çünkü bunda makarna var. Ama yağ koyunca öyle olur da. Ama böyle kandayar yapıyorduk. Ama annem bana tobarık tobarık yapmadı. Çünkü ben bebektim. Evet. Şimdi makarnam burada hafif hafif kaynamaya başladı. Bunu böyle bir kenara alıyorum hemen. Bu zaten 7-8 dakikada haşlanır yaklaşık. Şimdi o gözü açtım ki bu makarnayı şuraya alalım. Tamam mı anneciğim? Hem çekip hem de işlem yapmak çok zor oluyor. Şimdi onu kapatmıyorum. Şimdi bunu şöyle hafif bir ağzını şöyle kapatalım. Çok kapatmayalım, taşmasın. Onu biraz böyle hafif altını kısarak kaynatıyorum ki çok hafif kısıyorum. Azıcık açtım. Kaynatıyorum ki bunlar olana kadar o da sıcak bir şekilde kalsın. Şimdi hemen diğer tenceremi koyacağım diğer göze. Şimdi evet, diğer tenceremi de aldım. Videoyu duraklata duraklata çekmek zorundayım. Şimdi bu tencereme de yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Hatta biraz daha az alabilirsiniz. Çünkü süt de koyacağım şimdi. Krema kullanmayacağım ben. Kremasını kendim yapacağım. Koyup altını öncelikle bir açalım iyicene. Çünkü tavam bir kızsın. Tavukların kurumasını istemiyorum. Çünkü tavuk göğsünden yapıyorum ben bu yemeği. Tamam, sen de söyle anneciğim. Arkadaşlar, şimdi anne bunu arıyordu. Böyle böyle yapıyordu. Bebekken böyle sarıyordu beni. Şimdi 3-4 yemek kaşığı dediğim gibi zeytinyağı koydum. Bu tava biraz kızacak. Ondan sonra tavuklara koyacağım tavuk göğüslerini. Çünkü tavuk göğüslerinin kurumasını istemiyorum asla. Zaten köri soslu tavuğun sosu bayağı bir fazla olacağı için kuru olmaz. Ama yine de ben işimi garantiye alayım dedim. Evet, şimdi kızdı bayağı bir yağ. Gördüğünüz gibi kızmış yağın üzerine hemen döküyorum. Tabağımı kenara alayım. Bir dakika anneciğim. Altı iyice açılsın. Altı iyice açık olacak. Çünkü tavuklarımın sulanmasını istemiyorum. Sulanmadan şöyle mühürler gibi diyeyim. Hemen kızartıyorum. Evet. Şimdi bütün aşamalarını göstermek istiyorum ki siz de rahatlıkla evde yapabilin. Bilmiyorsanız eğer bu yemeği. Şimdi ben normalde jülyen doğranmış biber, kırmızı ve yeşil biber kullanabilirsiniz. Tamam anneciğim, sen de karıştır anneciğim. Kullanabilirsiniz. Benim bugün evde yoktu taze taze ama ben buzluğa böyle biraz kalmıştı önceden biberim. O biberleri jülyen şekilde doğramıştım. Aslında bu tavukları da, bu jülyen olunca tavuklar da jülyen olsa daha güzel oluyor. Daha şık bir görüntü oluyor ama benim tavuklarım küp küp doğranmış bir şekilde hazırdı. Şimdi bu da bu şekilde jülyen şekilde biber de hazır olduğu için ikisini birden yapacağım. Hiçbir şey fark etmez. Bir dakika anneciğim. Buzlu şu an biberlerim. Böyle
Ayrıca bunu da eklemiş olayım. Evinizde biberiniz kalırsa ve hani kötü olacaksa yiyemeyecekseniz direkt ben böyle jülyen şekilde doğrayıp buzluğa atıp hemen ne pişirecekseniz sıcak ama bir şeyin içine. Mesela diyelim ki şu an ben tavuğun içine tavuk sıcakken koydum. Çünkü kötü olmasını istemiyorum biberlerimin. Hani donmuş bir his olur ya, şey donar ya biberler falan böyle tarlada. Öyle bir şey olmaması açısından direkt sıcak bir şekilde, sıcak sıcak bir şeyin içine koyduğumuz zaman o olmuyor. O yüzden birazcık daha biber ekleyeceğim. Çünkü çok güzel oluyor. Bu yemeğe çok yakışıyor. Güzel. Zaten biber, soğan, sarımsak her şeye çok güzel oluyor. Tamam anneciğim. Tamam, bir dakika. Bir karıştırmayalım. Hemen sıcak kaynar olsun ki biberlerimiz böyle sönmesin. Tamam mı? Bir yandan makarnam oluyor. Hazır. Makarnayı biraz açalım bence altını. Bir yandan bu tavuğumu yapıyorum. Bir yandan da şimdi köri sosumu yapacağım. Evet anneciğim. Şimdi hemen bir saniye duraklatacağım videoyu. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyorum? Bir kenarda da köri sosumu hemen yapmaya başlıyorum. Hepsi sıcak olsun diye. Ben bugün biraz fazla yaptım bu yemeği. Belki tavuğun köri sosunun hepsini eklemem. Yiyeceğimiz kadarını eklerim. Çünkü sonradan çok güzel olmayabiliyor. Ayrıca köri sosun içine İsterseniz biraz kaşar da rendeleyebilirsiniz. Ama kaşarı sonradan yeniden ısıtması hoş olmadığı için kaşarı sade yiyeceğiniz kısmına da ekleyebilirsiniz. Tavuğun ve makarnanın. Şimdi buraya farklı bir tencereye, küçük tencerenin içine de 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve 2 yemek kaşığı un koydum. Şimdi bunu hemen biraz kavuracağım. Kavurmaya başlıyorum. Yaktım altını. Hemen aynı kaşıkla yapabilirim bunu. Hiç problem değil. Zaten hepsi birbirine karışacak. Bu beyazlığı biraz kaybolana kadar böyle kavuruyorum. Un kokusu çıksın. Biraz böyle hafif tereyağı, sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Sıvı yağda ben zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ, hani ayçiçek yağı kullanmıyorum ama isteğinize bağlı. Zeytinyağı kullanmıyorsanız evinizde tabii ki sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağı yani. Evet şimdi şöyle kavuruyorum. Gördüğünüz gibi yağla karıştı zaten. Hemen bu biraz daha kavrulsun. Orada da tavuğum çok güzel oldu. Bu tavuğumun üstüne hemen biraz da, bir dakika, kaşık alayım şuradan. Biraz da şöyle gördüğünüz gibi bir orta boy soğan. Arpacık soğan da ekleyebilirsiniz. Küçük küçük arpacık soğanlardan bir avuç ekleyebilirsiniz. Bugün benim elimde arpacık soğan bulunmadığı için ben böyle soğanla yaptım. Hiç fark etmez. O da hani böyle hoş gözüktüğü için arpacık soğan kullanıyorlar içine. O da çok güzel oluyor. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Soğan ve biber zaten mükemmel bir lezzet katıyor yemeğe. Şimdi ben bu yemeğime hazır süt kullanmıyorum. Ben evde genellikle hazır süt kullanmamaya dikkat ediyorum arkadaşlar ama tabii ki isteğe bağlı. Siz hazır sütle değil de hazır sütle de yapabilirsiniz. Ben hazır süt almıyorum. Önceden kaynatıyorum sütümü ya da çiğ çiğ de ekleyip, zaten burada kaynayacağı için köri sosunun içinde çiğ çiğ de ekleyebiliyorum 2 su bardağı sütü. Sen bunu karıştır. Evet, şimdi önce bir bardak döküyorum. Süt. Dur anneciğim. Dök sütü hafif hafif. Tamam. İyice dök. Tamamını dök. Tamamını birden dök. Tamam. Bir. Şimdi bir. Çek elini. Bir dakika anneciğim.
sen karıştırabilirsin Nisanur yavaş yavaş, tamam mı? Dikkatli bir şekilde karıştır. Ben şimdi bir bardak daha getireceğim. Evet, şimdi hemen ikinci bardak şu şekilde döküldü. Hemen. İkinci bardağımı da döktüm. Karıştırıyorum şimdi sosumu. Çünkü topaklanmaması için sosun, unun. Böyle sürekli karıştıracağız. Yavaş yavaş. Bir dakika anneciğim, ama ben şimdi benim yerim müsait olsun ki ben rahat işlemi yapabileyim. Şimdi bir yanda makarnamız haşlanıyor. Bir yerde şöyle tavuğum. Tavuğum hafif sulandı nedense. Çünkü herhalde altı açık ama fazla tavuk olduğu için sulandı. Hiç problem değil. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Çünkü zaten biraz önce de demiştim ya, köri sos bayağı fazla olacağı için tavuk asla kuru kalmıyor bu işlemde. Şimdi birazcık bunlar bayağı pişsin. Ondan sonra mantarımı ekleyeceğim. Mantarları da böyle tavuklar gibi doğradım küçük küçük. Mantarlarımı biraz sonra ekleyeceğim. Hemen eklemiyorum mantarlarımı. Çok aşırı ölüyor o zaman, yanıyorlar. Biraz suyunu çeksin. Ondan sonra da mantarlarımı ekleyeceğim. Biraz dediğim gibi bunu fazla yaptım ben bu tarifi. Tavuğun hepsine katmayabilirim köri sosu. Normalde mesela 300 gram falan tavuk göğsüyle yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde köri sosunu 2 su bardağı sütle de yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi bu köri sosun sütün içine bak anneciğim, ama döküldü lütfen. Bir dakika. Şimdi Misa, hoş bir görüntü olmuyor. Karıştır, tavuğu sen karıştır. Tavuğu hafif hafif karıştır bak. Bak döküldü, gördün mü anneciğim? Karışıklık oluyor o şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Bu köri sosun içine de hemen biraz tuz ekliyorum. Ne kadar? Şöyle bir çay kaşığı. Bir çay kaşığından biraz fazla. Nisanurcuğum bir dakika anneciğim. Nisan anlat bakalım. Şimdi hemen tavuğuma da azıcık bir şey katıyorum. Bakın yoğurma böyle yapınca biraz meyrenim böyle vereceğim. Bak böyle yapıyorum. Tamam dur, tavuğa da birazcık tuz koyalım. Tavuğuma da koydum birazcık şöyle tuz. Bir çay kaşığı kadar. Bu tuzlu falan ya da karabiberi, köriyi isteğinize bağlı. Hani ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Bence ilk başta köriyi bir tatlı kaşığı deneyin. Çünkü ağır gelebilir size. Ben şimdi köri sosluyu çok soslu tavuğu çok sevdiğimiz için biraz fazla ekleyeceğim körisine. Hemen şimdi köriyi hemen koyacağım. Nisanurcuğum şöyle bir çekil anneciğim kenara. Hiç yapamıyorum işlemi ama. Lütfen. Şuradan. Dur anneciğim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı da köri ekliyorum. Dediğim gibi bunu isteğe bağlı, hani çok ya da az koyabilirsiniz. Çok karıştırmadım, o yüzden hemen topaklanmaya başladı. Anneciğim birazcık bana müsaade eder misin? Şimdi karabiber de ekleyeceğim. Bir çay kaşığı da karabiber ekleyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi çok fazla rengi değişmedi. Ben biraz daha böyle körili seviyorum. O yüzden biraz daha köri katabilirim yarım tatlı kaşığı kadar. Efendim anneciğim. Sen çok dökmüşsün şunu. Ama anneciğim çünkü sen de hani buradasın ya, ayağımın dibindesin. Elim ayağım birbirine girdi o yüzden. Şimdi hemen yarım çay kaşığı daha koyayım köriye. Bütün işlemleri böyle yavaş yavaş gösteriyorum ki hani yaparken siz de gönül rahatlığıyla nasıl olduğunu görerek yapın. İşleminizde bir sıkıntı olmasın. Anneciğim elin yanabilir lütfen. Bu sosu dediğim gibi hani isteğe bağlı mesela arttırabilirsiniz. Benim ölçeklerimi gördünüz. Benim koyduğum süt 2 su bardağı, ama mesela siz 1 su bardağı koyabilirsiniz. Mesela 2 su bardağı süte ne kadar koydum un? 2 yemek kaşığı tepeleme ve 2 yemek kaşığı da yine tereyağı koydum. Zaten tereyağı bütün yemeklere muhteşem oluyor. Şimdi biraz hatta makarnama da tereyağı koyacağım. Onu da göstereceğim size.
Zeytinyağı da koyabilirsiniz. Zeytinyağı sevenler zeytinyağı da koyabilirler. Şöyle hemen devam ediyoruz. Ben de biraz eti karıştırıyordum ya. Evet, sen de eti karıştır. Et de çok sağlıklı değil mi? Evet. Sen, ama ben onu sevmem. Sen et yiyor musun? Evet, şimdi bir çay kaşığı kadar hemen kekik koyacağım. Ama kekik... Nisa Nurcuğum durur musun anne? Anneciğim az kaldı, düşüyordum. Kekiğimi hemen tavuğumun üzerine koydum, bir çay kaşığı. Ben fazla kekikli sevdiğim için soslu 1,5 çay kaşığı koyduk. Şimdi siz tabii isteğe bağlı bir çay kaşığı da koyabilirsiniz. Şimdi karabiber biraz da koyuyorum. Karabiberimi köri sosun içine koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tepeleme 1 çay kaşığı da karabiber köri sosunun içine koydum. Köri sosunuz diyelim ki unu fazla geldi. Hemen birazcık su ya da süt ekleyip azaltabilirsiniz. Çok fazla sıvı olmasını ben istemiyorum. Çünkü çok taşıyor böyle tabaktan. Hoş bir görüntü olmuyor. Hem de krema eklediğimiz zaman krema zaten böyle hafif bir katımsı oluyor ya. Köri sosun anlamı da o. Şu an ben o kremayı kendim yaptım. Hani yapıyorum evimde. Anne, daha güzel ve daha sağlıklı bence. Bir de hazır süt de kullanmıyorum. Daha mükemmel oluyor. Anne, efendim anneciğim. Neye benzedi biliyor musun? Suya. Evet. Çok sağlıklı oluyor. O yüzden ben hazır süt kullanmadığım için gönül rahatlığıyla Nisa Nur'a da yedirebiliyorum bu yemeği. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Dur bakalım anneciğim. Bunun suyu nedense hiç çekmedi. Ha, hafif çekmiş. Tamam. Şimdi hafif suyu çekti bunun. Mantarlarımı da ekleyebilirim. Zaten mantarlar da şimdi biraz sulanacak. Değil mi? Evet, mantar ekleyeceğim şimdi. Vay, çok sulu etimiz olacak. Evet, etimiz çok, çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Farklılarımız yemek, yani kokusu da yiyecek, sonra da bir şey daha yapacağız. Evet, ben biraz fazla mantar doğradım. 400 gram mantarım vardı. Şimdi tavuğum da fazla olduğu için böyle göz kararı ekleyeceğim. Siz şimdi şöyle söyleyeyim, bu tarifte 300 gram ile 400 gram arası tavuk kullanıyorsanız yaklaşık 200 gram falan da mantar kullanabilirsiniz. Ben şöyle karıştıracağım göz kararı. Mantarlar zaten içinde bayağı bir erimiş oluyor. Atar mı bunu? Dur anneciğim. Bir bakalım. Eğer fazla gelirse atmayacağım. Ama bak sen her an düşebilirsin biliyor musun anneciğim? Hemen şöyle birazcık daha koyuyorum. 400 gram mantardan. Tamam, yeterli bu. Çok oldu, az olmadı. Köri sosum da burada olmak üzere. Şöyle karıştıralım. Ne kattık köri sosumuza? Yeniden şöyle bir hemen size söyleyeyim. Birazcık bunu sıvılaştıracağım. Yarım su bardağı su falan ekleyebilirim. Göz kararı. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ama bu meyve suyu gibi oldu. Dur anneciğim. Hemen şöyle karıştıra karıştıra ekliyorum. Hafif. Dur anneciğim, dur. Çırpıcı yardımıyla da yapabilirsiniz. Anne, ben gidene o bir şey koydum biliyor musun oraya? Neden koydun? Çünkü mesela su yerine süt de ekleyebilirsiniz. Hani yarım çay bardağı ya da yarım su bardağı da su kattım ya. Hatta böyle hani eğer süt çok ağır geliyor ya bunda derseniz yarı yarıya süt ve su da kullanabilirsiniz bu sosa. Arkadaşlar. O da olur. Her şey olur. Ya ama bu süt mi bağlı bayda? Bu süt mi bağlı? Bununda da biraz süt de. Evet arkadaşlar, şimdi makarnam pişti. Makarnama bir kaşık tereyağı ekledim şöyle. İçinde hemen erir zaten. Hem de yapışmamasını sağlar. Böyle hafif de biraz zeytinyağı da ekleyebilirim. Çok az, 2 yemek kaşığı kadar falan. Onu da ekledim. Zaten şimdi köri sos hemen içine girecek makarnamın. Burada tavuğum da pişmek üzere. Süper gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Büyük göze aldım. Büyük göz boşaldı diye. Ben makarnamı biraz daha karıştırayım. Yağını alsın. Yağ içinde erisin. Şöyle gördüğünüz. Herhangi bir makarnadan yapabilirsiniz.
İlla benim kullandığım makarnadan yapmayabilirsiniz. Makarnayı normal haşlıyorsunuz, tereyağı. Zaten köri sosun tarifini gösterdim nasıl olacağını. Şöyle gördüğünüz gibi şu katılıkta bir kıvamı elde etmeniz gerekiyor. Un çok çabuk piştiği için hani 2 dakika kadar böyle kaynarsa ya da mesela kısık ateşteyse 5 dakika böyle bir kaynatın yeterli olacaktır. Dediğim gibi çırpıcıyla falan da çırpabilirsiniz. Öyle de topaklanmaz un. Tamam. Makarnam tamamdır. Ben böyle bir paketten yarım paket katacağım dedim ama yarım paketten daha fazla olmuş makarna. Sonradan fark ettim. Hemen köri sosunu da şöyle makarnamı ekleyeyim. Şimdi yarısını tabağa, yarısını buna koyacağım. Şöyle biraz koyayım. Göz kararı. Her şeyi böyle göz kararı yapabilirsiniz arkadaşlar artık eliniz alıştıktan sonra. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Çok seviyorsanız mesela daha fazla köri sos yapabilirsiniz. Ya da daha az köri sos seviyorsanız daha az ya da hiç makarnaya köri sos yapmayabilirsiniz. Sadece ne bir su bardağıyla yapıp tavuğa sadece köri sos ekleyebilirsiniz. Ama eminim herkes çok beğenecek köri sosu. Daha önce denemeyen herkes köri soslu tavuğa bayılacak. Nisanur falan çok beğeniyor köri soslu makarnayı. Şöyle biraz daha hemen kaşıkla ekleyebilirim. Ya bir elimle çekip kamerayı tutup bir elimle de işlemleri yaptığım için çok zorlandım. Bayağı her yere döküldü. Fakat başka yapacak bir şey yok. Böyle olacak bugün sizin için. Gördüğünüz gibi makarnam hazır. Makarnamın hemen ağzını kapatıyorum. Şimdi burada tavuğum var. Tavuğum da piştikten sonra içine köri sosumu ekleyeceğim. Ve işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlemeye de devam edin. Çünkü böyle yemek videoları yeniden yapacağım. Onu da söyleyeyim sizlere.